Evet, sayımız da epey arttı. Sanırım artık başlayabiliriz. Herkese merhabalar. Farmasötik Ağustos'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Öykü Çakatay, Farmasötik Gelişim Topluluğu Yönetim Kurulu üyesiyim. Etkinliğimiz bu hafta uzman eczacı Duygu Hoşdil ile klinik araştırmalar ve Icon PLC oturumumuzda hız kesmeden devam ediyor. Öncelikle bu yoğunluğun arasında davetimizi kırmayıp kabul bizlerle olduğu için değerli konuğumuz Icon Global Proje Müdürü Sayın Duygu Hanım'a, sonra da cuma akşamınızı bize ayırdığınız için siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Duygu Hanım'a sormak istediğiniz soruları sunum sonunda cevaplanmak üzere oturum boyunca chat kısmından iletebilirsiniz. Ayrıca toplamda 8 oturumun en az 5'ine katılan katılımcılarımıza katılım belgesi verileceğinden chat'e iletilecek olan yoklama formunu doldurmayı unutmayın diyerek sözü Duygu Hanım'a bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben de bu davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de bir Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olarak, eski bir mezun olarak tekrardan aranızda olduğum için çok mutluyum. Bu heyecanı paylaştığım için sizlerle. Ve gerçekten de klinik araştırmalar ile ilgili hem çalıştığım firma hem de klinik araştırmalarla ilgili size bilgiler vermeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum hem siz davetiniz için sizlere hem de değerli katılımcılara gerçekten cuma akşamını akşamınızı bizlere ayırdığınız için çok sağ olun. Sunumumu paylaşabilirim. Evet, geldi mi? Tam ekran yapayım. Geldi. Tam ekran yapabilirsiniz. Evet. Tamamdır. O zaman başlayabilirim yavaş yavaş. Soruları sonda alalım isterseniz sizin için de uygunsa. Ve ben de bir herhalde 45 dakika gibi bir süreçte bitiririm. Ondan sonrasında da sorular üzerinden geçiyor oluruz. Nelerden bahsedeceğim? Öncelikle kendi eğitimim, deneyimim, işte kariyer hayatım ve sonrasında da yani normalde profesyonel olmayan hayatta neler yapıyorum? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra çalıştığım firma Icon PLC. Ve Johnson & Johnson için çalışıyorum. Johnson & Johnson'a dedik olarak çalışıyorum. Ondan bahsedeceğim. Sonrasındaki klinik araştırmalardan biraz detaylı bahsedeceğim. Klinik araştırmalar nedir? Evreleri nelerdir? Başlıca etki alanları ve klinik araştırmalarda kariyer olanakları ve sonra da soru cevapla bitireceğiz. Dediğim gibi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 2004 yılında mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde farmakolojide yüksek lisansımı tamamladım. Klinik farmakolojide neuroscience çalıştım. Ve bu arada da klinik araştırmalarla tanıştım aslında. Bundan önce DEVA ilaçta Ar-Ge uzmanı olarak başladım. Sonra bilim ilaca iş geliştirme uzmanı olarak geçtim. Ve sonrasında da klinik araştırmalarla tanıştıktan sonra da Schering Bloch'da klinik araştırma uzmanı olarak çalışmaya başladım. Şu anda hala İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde sosyoloji okuyorum. Tamamen hobi amaçlı. Burada işe dediğim gibi 2009 yılında klinik araştırmalarında çalışmaya başladım öncelikle. Daha sonra Merck Sharp Dohme'un yani MSD'nin Schering Plough satın almasıyla beraber klinik araştırmalar uzmanı olarak orada devam ettim. Daha sonra proje müdürü ve klinik araştırma müdürü görevlerim olmuş oldu. Bir dönem ASA ilaç danışmanlıkta ruhsatlandırma danışmanı olarak da çalıştım. 1-8 ay 9 ay kadar. Sonrasında da bu bahsettiğim Merck Sharp Dohme, Schering Plough olsun bunlar ilaç firmaları bildiğimiz gibi. Sonrasında da sözleşmeli araştırma kuruluşları. Bundan bahsedeceğim bu yapıdan, klinik araştırmalarda nasıl olduğundan. Yani hem ilaç firmaları vardır hem de sözleşmeli araştırma kuruluşları bulunmaktadır. Ben de PRA'da çalışmaya başladım. Kıdemli lokal proje müdürü olarak. Ama tamamen Johnson & Johnson'ın ilaç kısmı olan Janssen klinik araştırmalara dedik olarak Türkiye'deki projelerden sorumlu olarak Eylül 2019'dan bu yılın Mayıs ayına kadar devam ettim bu görevde. Ondan sonra Icon'la PRA bir birleşme gerçekleştirdi. Icon PRA firmasını satın aldı ve öyle devam ediyoruz şu anda. Ve sonrasında da Mayıs 2021'de bu yıl Global Proje Müdürlüğüne geçtim. Şu anda tamamen yurt dışına bağlı olarak çalışıyorum. Yurt dışındaki projelerin yürütülmesinden oradaki diğer farklı ülkelerle beraber çalışıyorum. Halen bu rolde devam etmekteyim. Profesyonel olmayan hayat önemli arkadaşlar. Hiçbir zaman bunu ihmal etmeyiniz. Ben de neler yapayım? Yapıyorum. İzmitliyim. Ailem orada yaşıyor. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten hoşlanıyorum.
Atlı dayanıklılık sporuna başladım. Bu aslında COVID döneminde başladım buna. Ve çok iyi geldi. Binicilik dersleri aldım. Hatta en son bir atlı dayanıklılık müsabakasına katılarak da lisansımı aldım. Bununla ilgileniyorum. At çiftliğinde geçiriyorum boş vakitlerimi genelde. Yoga ve meditasyon yapmaktan hoşlanıyorum. Bu beni sakinleştiriyor. Çünkü iş hayatı ve İstanbul'da yaşamak gerçekten yorucu. İnsanın biraz kendisininle ilgilenmesi lazım. Seyahat etmekten hoşlanıyorum. Müzik dinlemek, kitap okumak bunlar da benim hobilerim arasında. Bu kısım önemli. Sadece kariyerinize lütfen okuduğunuz okullar, aldığınız eğitimler olarak bakmayın. Kendinizi geliştirmeniz, özel hayatınızda kendinize zaman ayırmanız, hobiler yaratmanız bunlar önemli. Çünkü bunlar ister istemez sizin sosyal yetkinliklerinizi geliştiriyor olacak. Ki özel sektörde çalışırken bu sosyal yetkinlikler çok çok önemlidir. Bilgi birikiminiz, deneyiminiz yanında iletişim yeteneğiniz, güçlü yönleriniz bunlar mutlaka ön plana çıkmalıdır. Bizim de işe alım süreçlerimizde göz önünde bulundurduğumuz şeyler. Icon firmasından bahsedeceğim çok kısaca. 1990 yılında kurulmuş aslında Icon Dublin'de. Ama sonrasında 2020 yılına kadar önce 5 kişilik bir firmayken şu anda 38 bin kişi çalışıyor globalde yaklaşık olarak. Ve bunu nasıl gerçekleştirmiş? Farklı zamanlarda farklı firmaları satın alarak ve bu firmaların da farklı uzmanlıkları var. Ve her bir yani kendisini bir alanda geliştirmektense orada uzman olan bir firmayı bünyesine katarak şu anda da hizmet sektöründe ilaç firmalarına birçok alanda sadece klinik araştırmalar değil birçok alanda hizmet vermekte böyle büyük bir firma açıkçası şeyimiz dediğim gibi Dublin'de, İrlanda'da. En son da bu yıl itibariyle Icon PRA firmasını aldı. PRA da yine bir sözleşmeli araştırma kuruluşu, büyük bir CRO. Hem klinik araştırmalarda hem diğer hizmetleri var. Ve toplamda da dediğim gibi her iki firma 15'er binden oluşurken şu anda 40 bine yaklaşık bir çalışanı var dünyada. Artık Icon olarak devam ediyor olacak PRA firması da. Şu anda Icon'un 151 ofisi var, 46 farklı ülkede. Türkiye'de de ofisi var arkadaşlar. Ankara'da bir ofisimiz var ve İstanbul'da PRA'nın ofisi var. Bu sizler için avantaj, hani Ankara'da olan arkadaşlarımız için başlamak için bir kapı olması açısından aklınızda bulunuyor olsun. Klinik araştırmalar düşünen arkadaşlar için. Klinik araştırmalarda dediğim gibi Icon aslında klinik araştırmalarda hizmet veriyor Janssen'e mesela ama sadece Janssen'de çalışmıyor. Türkiye'de birçok ilaç firmasıyla beraber çalışıyor. İşte Novo Nordisk, MSD, AbbVie bunlar beraber çalıştığı ilaç firmaları. Bu ilaç firmalarına ya onların yürüttüğü klinik çalışmaları tamamen alıyor kendisi götürüyor Icon çalışanları ya da o ilaç firmalarına şey sağlıyor. Kişi sağlıyor yani bu alanda uzman çalışabilecek personel sağlamış oluyor. Dolayısıyla ben de bu şekilde Icon firması üzerinden tamamen Janssen'e dedike olarak çalışıyorum. Ve dediğim gibi yani bunun yanında klinik araştırmalar yanında işte laboratuvar hizmetleri olsun, işte farklı görüntüleme hizmetleri olsun, danışmanlık olsun, ruhsat danışmanlığı gibi çok farklı alanlarda Icon'un hizmet verdiğini görüyoruz. Bunlar en çok rastladığımız büyük bu CRO yani sözleşmeli araştırma kuruluşları dediğimiz firmalar 2019 yılında Icon dediğim gibi PRA ile birleşti. İşte PPD, Parexel, Covance, Covantis da şu anda LabCorp olarak isim değişikliğine gitti. Medbase, IQVIA, Clintech bunlar büyük firmalar. Bunlarda çalışma şansınız olabilir klinik araştırmalardaysanız. Ya da direkt klinik araştırmadaki yürüten ilaç firması yani sponsor da diyoruz. Destekleyici de diyoruz. Direkt onlarda çalışıyor olabilirsiniz. Böyle seçenekleriniz var. Ben bu zamana kadar yani PRA'ya başlamadan önce hep ilaç firması kısmında çalışmıştım. Schering Plough, MSD ve daha sonrasında da Janssen'de. Sonrasında da bu sözleşmeli araştırma kuruluşu tarafına geçtim. İkisinin de çok güzel avantajları var. İkisinde de bana kattığı şeyler çok. İki tarafta da çalışmaktan mutluyum açıkçası. Şimdi biraz Johnson & Johnson'dan bahsedeyim. Johnson & Johnson aslında medikal cihazlar, ilaç grubundan, tüketici sağlığı ve göz sağlığı grubundan oluşuyor. Büyük bir firma. 1886 yılında kuruldu Johnson & Johnson. İşte üç kardeş tarafından kurulmuş.
Ondan sonrasında da önce biliyorsunuz tüketici sağlığıyla başladı. Johnson Baby ürünleriyle. Daha sonra yine aynı şekilde benzer bir hikayeyle farklı firmaların satın alması, farklı ürünlerin geliştirilmesiyle tüketici sağlığında ilerledi. Daha sonra medikal cihazlarda gerçekten hastanelere medikal cihaz temini sağlıyor. Burada önemli payı var pazarda. Ve göz sağlığında da gerçekten lensler, kontak lensler alanında, yumuşak kontak lensler, işte göz lens solüsyonları gibi. Orada da güçlü. Ve ilaç grubu da Janssen olarak geçiyor ilaç grubu. İlaç grubunu da Janssen'i de 1961 yılında bünyesine kattı. Ve sonrasında da ilaç grubuyla da hizmet vermeye devam ediyor. Tüketici grubunu buradaki birçok markayı eminim ki evinizde, raflarınızda kullanıyorsanız. Johnson Baby zaten hepimizin bildiği. OGX şampuanları, Neutrogena, Rock, Clean and Clear ve Listerine ürünleri biliyorsunuz ağız sağlığı için. La Petite, bunu çok fazla söyleyemiyorum kusura bakmayın. Marsellias, bu da bir Fransız markası, bunu da bünyesine kattı. Ve OTC'ler dediğimiz reçetesiz ürünler. Bunlar da Bengay, Compensan bildiğimiz ürünler. Desitin pişik kremi. Bunların hepsi Johnson & Johnson'ın bünyesinde olan ilaçlar. Gerçekten pazarda büyüğüz. Dünyadaki bu anlamda sayılı şirketlerden biriyiz. Medikal cihazlarda beyin cerrahisi, meme estetiği, kardiyovasküler hastalıklar, açık cerrahi çözümler, ortopedi, kanama durdurucular gibi birçok alanda hastanelere cihaz sağlamakta, böyle bir hizmetimizde bulunmakta. Janssen ilaç firmasından bahsedeyim, ilaç grubumuzdan. Bu arada Johnson & Johnson'la toplamda dünyada 125 bin çalışanı bulunmakta. Janssen'in ise ilaç kısmının ise 36 bin çalışanı var. 150'den fazla ülkede 30 tane üretim birim, üretim bölgesi var. 30 tane de araştırma geliştirme birimleri bulunmakta. Hastaların hayatında fark yaratan çözümlere odaklanıyoruz Janssen olarak. Amacımız bu. Hastalığın olmadığı bir dünya yaratmak. Sloganımız da bu arkadaşlar. Hangi alanlarda ilaçlarımız var? Onkoloji, hematoloji, merkezi sinir sistemi, immünoloji, pulmoner hipertansiyon, bulaşıcı hastalıklar, aşılar, kardiyovasküler ve metabolizma alanında ruhsatlı ilaçlarımız bulunmakta. Hemen hemen bu alanların hepsinde de klinik çalışmalarımız bulunmakta. Yani kimi zaman ruhsatlı olan bir ilaç üzerinde klinik çalışma yapıyoruz. Buradaki amacımız ne oluyor? Yeni bir endikasyonda denemek, yeni bir konumlandırma kazandırmak pazarda, ya da mevcut ilaçların üstünlüğünü göstermek, ya da o alanda yepyeni moleküllerle, mesela onkolojide prostat alanında, prostat kanserinde ruhsatlı ilaçlarımız varken, şu anda akciğer kanserinde ve diğer kanser tiplerinde yoğun olarak klinik çalışmalarımız devam etmekte. Hematolojide de aynı şekilde klinik çalışma anlamında büyük bir kısmımızı oluşturuyor. Pulmoner hipertansiyonda keza öyle. Diğer alanlarda da klinik çalışmalarımız bulunmakta. Johnson & Johnson 2020 yılında en çok Ar-Ge yatırımı yapan ikinci ilaç firması oldu arkadaşlar. Bu da bizim için bir gurur verici tabii ki. Yani kazandığının karının çok büyük bir kısmını tekrar Ar-Ge'ye, tekrar yatırıma, yani geliştirmeye döndürüyor olması, hani ne kadar vizyon sahibi bir firma olduğunu gösteriyor, insan sağlığına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Biz de klinik araştırmalar olarak bu yatırımın bir kısmını Türkiye'ye alarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz, hem de hastalarımıza yeni tedavi imkanları sunuyoruz. Bunlarla ilgili birazdan daha ayrıntılı birkaç slide koydum. Janssen Türkiye'de klinik araştırmalarda, yani bu 2021 datası, dördüncü firma. Şu anda 46 devam eden klinik çalışması var ve birçok çalışmanın da daha merkez seçimleri devam ediyor. Merkez dediğim şeyler, biz bu hastanelere, çalışmaları yürüttüğümüz hastanelere, bunlar üniversite hastaneleri olabilir, özel hastaneler olabilir ya da eğitim araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri olabilir. Bunlara merkez olarak söylüyoruz. Hani laf arasında merkez dersem açıklamış olayım öncesinde. 46 klinik çalışmayı yaklaşık 200 merkezde yürütüyor ve aynı şekilde de hemen notlarımdan da tekrar kontrol ediyorum. Evet, ve birçok hastaya da bu anlamda tedavi imkanı sunuyor. Şimdi klinik araştırmalardan biraz bahsedeceğim. Klinik araştırmalar nedir? Evreleri nelerdir? Fazları nelerdir? Bunlarla
devam ediyor olacağız. Klinik araştırma bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakolojik ve diğer farmakokinetik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak. Bu okulda hatırlarsanız absorpsiyon, dağılım, emilim ve metabolizma dediğimiz o ADME eğrisinin çiziminden tutun da sonrasında ilacın güvenliliğinin, etkinliğinin kanıtlanmasına ve mevcut tedavilere üstünlüğünün ortaya konulmasına kadar geçen süreç aslında. Advers olaylar ve reaksiyonları tanımlıyoruz burada, topluyoruz. Bahsettiğim gibi emilim, dağılım, metabolizma, atılımı tespit ediliyor. Yani vücuttaki yolunu, yolağını, nasıl bir yol çizdiğini ortaya çıkarmış oluyoruz. Ve en önemlisi de bu ilacın güvenliliğini ve etkililiğini araştırıyoruz. Amacımız ne? Hali hazırda bu alanda hangi hastalıkta çalışıyorsak hali hazırda o alanda tedavide kullanılan ilaçlara karşı daha güvenilir ilacı bulmak, daha etkili ilacı bulmak. Biliyorsunuz son zamanlarda bu şeye göre kişiye spesifik ilaçlar üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla yani onkoloji alanında daha çok böyle çalışmalar da var. Dolayısıyla belli mutasyonlara bakıyoruz. Hangi grup hastada bu ilaç işe yarar diye. Böyle bir ucu sonu bucağı olmayan ama çok ümit vaat eden, gerçekten bizi de hani inanılmaz tatmin eden şey anlamında da, yani insanlara faydamız olması anlamında da böyle bir alan, böyle bir tanımı var açıkçası. Ne amaçla yapılıyor? Kısaca bahsettim aslında. Yeni ilaçlar ruhsatlandırılabilir. Ruhsat aşamasına gider. Yeni endikasyon başvurusu yapılabilir. Yani hali hazırda diyelim ki o ilacın bir tablet versiyonu vardır. Ama onu mesela invazif aspergillosis olan hastalarda kullanıyorsunuzdur. Hastanın zaten yutma zorluğu vardır. Dolayısıyla onun şeyini çalışırsınız. Enjeksiyonunu çalışırsınız, IV formunu çalışırsınız. Dolayısıyla yeni bir form başvurusu olabilir. Yeni endikasyon başvurusu, yani o ilaç mesela ikinci sıra tedavide endikedir. Ama siz onu birinci sıra tedavide de üstünlüğünü göstermişsinizdir klinik çalışmalarınızda. Ve birinci sıra tedavi için başvuruyu yaparsınız bakanlığınıza, otoritelerinize. Ve bunun için onay alırsınız. Daha sonrasında da bildiğiniz gibi o küp, kısa ürün bilgileri ve kullanma talimatları bu doğrultuda güncellenir. Siz ruhsatınızı, onayınızı aldıktan sonra ve hastaların kullanımına sunulur. İlaç etkinlik ve emniyet bilgilerinin de desteklenmesine amacıyla klinik araştırmalar yapılmakta. Şimdi ilaç ARGE klinik araştırmaların önemli bir rol oynadığı uzun bir süreç. Bu bizim çok gerçekten klinik araştırmacılar olarak çok sevdiğimiz bir slayttır. Bir ilacın geliştirilmesi arkadaşlar 10 yılı ile 15 yılı almakta. Temel araştırmayla başlıyor. Önce ilaçların daha çok bunlar bilgisayar ortamında molekülün bulunması, hangi yani molekülün dizaynı gibi bir aşama geçiyor. Ondan sonra ortalama 5000-10000 molekül bu ilk taramaya giriyor. Bu 5000-10000 molekülden sadece 250'si ilerlemeye değer bulunuyor ve bunlar klinik öncesi çalışmalar için seçiliyor. Klinik öncekisi çalışmalarda, yani bunlar genelde preklinik dediğimiz çalışmalar, in vitro çalışmalar oluyor. Yani laboratuvarda yürütülen çalışmalar oluyor. Bu çalışmalarda da ancak bu 250 molekülden ancak 5 tanesi bu aşamayı geçebiliyor. Toksisitesi nedeniyle ya da yani etkinlikten ziyade daha çok burada toksisitesi ve farmakolojisine bakılmış oluyor. Daha sonra faz çalışmaları başlıyor. İşte bu faz çalışmaları başladığı anda şu ana kadar zaten 3-6 yıl bir süre geçti aslında. Tabii ki bu mesela COVID gibi durumlarda, yani bu acil durumlarda daha hızlı yani daha hızlı o alana kanalize olduğu için ilaç firmaları şu andaki durum gibi bu süreçler çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Çünkü oraya ciddi yatırım yapılıyor. Ama normal şartlarda bu 3-6 yılı alır ve daha sonra da klinik araştırmalar aşaması başlar. Klinik araştırmalar fazlardan oluşuyor. Biliyorsunuz faz 1, faz 2, faz 3 ve sonrasında pazarlama sonrasında faz 4 dediğimiz evre. Biz hangi çalışmaları yapıyoruz? Bu faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarını yapıyoruz. Faz 1 çalışmalar bu gönüllü sayısı 20 ila 100 arasında olan, bunlar sağlıklı gönüllülerdir faz 1 çalışmalarına giren. İlacın güvenliğine bakılır, tolere edilebilirliğine bakılır, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri araştırılır ve doz belirlenmeye çalışılır. Yani doz yükseltme çalışmalarıyla güvenli dozu bulmaya çalışırsınız faz 1'de. Ve de hani orada tabii ki de amaç da gönüllüye de vermemek, yani herhangi bir güvenlik problemi yaratmamak. Bu evreyi geçtikten sonra, ki bunun için özel merkezler vardır, özel olarak onaylanmış ve bu çok az merkezde yürür dünyada da,
bu alanda uzman merkezler tarafından. Çünkü bu merkezlerdeki bu klinik araştırmanın monitorizasyonu da normalden farklıdır. Daha sonra faz 2 çalışmalar başlar. Biz genelde Türkiye'de bu faz 2 ve faz 3 çalışmaları yürütüyoruz. Faz 2 çalışmalar artık birkaç yüz gönüllüde. Çünkü ilacın farmakokinetik farmakodinamiği belirlenmiştir. Dozu yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Bundan sonra neye bakılır? İlacın etkinliği araştırmaya başlanır artık. Ve dozu tespit edilmeye çalışılır. Yani o bizim faz 1'de bulduğumuz doz gerçekten ilaçta bu etkinliği gerçekleştiriyor mu, buna bakılır. Daha sonra bu çalışmalarda başarılı bir şekilde tamamlanırsa faz 3 çalışmalara geçilir. Faz 3 çalışmaların artık ilacın piyasada olan diğer ilaçlarla genel olarak karşılaştırılması üzerine yapılan çalışmalardır. Daha fazla güvenlik verisi toplanır. Ama daha çok da etkililiğe odaklanılmış olur bu aşamada. Bunlar yüksek sayıda gönüllüde yapılan çalışmalar. Bunlar hastalar, yani faz 2 ve faz 3'ler hasta gönüllüler üzerinde yapılıyor. Ve 300 ila 3000 tamamen çalışılan alana bağlı olarak gönüllü çalışmaya dahil ediliyor. Ve bundan sonrasında da artık burada da şöyle oluyor arkadaşlar. Bu süreçte 6-7 yıl kadar oluyor. Bir çalışma yürütmek için elimizde bir protokolümüz oluyor. Bu global ekibimiz tarafından gelen. Bu protokolde hangi hastaları bu çalışmaya dahil edebiliriz? Hangi zaman aralıklarla hastalara ne gibi analizler yapılır? Hangi kanlar toplanır? Yani bütün veriler ve bir zamanlama doğrultusunda bu veriler toplanıyor ve bunlar bir sisteme giriliyor. Ve bu sisteme de tabii ki anonim olarak giriliyor. Hiçbir hastanın kişisel bilgisi buraya gitmiyor. Bu sistem üzerinden çalışma sonunda ve ara dönemlerde gerçekten çalışmanın ve ilacın güvenilirliğinin hala beklediğimiz gibi olduğunu teyit etmek için ara analizler yapılıyor. Gerekirse ara analizlerde çalışmanın güvenilirlik problemi, yani ilacın güvenliğiyle ilgili problem var denip çalışma kesiliyor ve bu zamana kadar her şey çöp oluyor. Yani bu zamana kadar yaptığınız 6-7 yıllık mali yatırımda, yani maddi yatırımda aynı zamanda tabii ki verdiğiniz zaman da boşa gitmiş oluyor. Ama bu o alanda başka moleküllerinle ilgili tabii ki size bir know-how oluşturmuş oluyor. Ve sonrasında da çalışma kapandığında artık, yani beklenilen hedef neyse, mesela 500 hasta dahil etmek istiyoruz bu çalışmaya, şu kadar zaman içinde yapacağız, bu tetkikleri yapacağız hastana. Bu durumda da hastalar bu üniversite hastaneleri ya da eğitim araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri, özel hastanelerde belli hekimlerle çalışıyoruz. Bu hekimlerin de tabii ki bu çalışmalara yürütebilmesi için bir takım şeylerden geçiyor. Yani gerekliliklerimizi karşılıyor olması lazım. Çalışma hastaları, gönüllüler çalışmaya girmeden önce çalışmayla ilgili her şey hakkında bilgilendiriliyorlar. Bir olur formu imzalıyorlar. Ve sonrasında da çalışma bittiğinde artık bütün data çekiliyor ve analiz ediliyor tamamen bağımsız bir grup tarafından. Ve sonrasında da artık biz Janssen için, bir Amerikan firması olduğumuz için Johnson & Johnson, FDA'ya başvuru yapılıyor ve aynı zamanda da EMA'ya başvuru yapılıyor. Yani European Medicines Agency'ye ruhsat başvurusu yapılıyor. Sonra duruma göre akabinde ülkeler kendi otoritelerine, biz de burada Türkiye Sağlık Bakanlığı'na başvurumuzu yapıyoruz. Ve sonrasında da artık biz bu elimizdeki verileri ruhsatlandırma birimimize devrediyoruz. Ve sonrasında ruhsatlandırma biriminde çalışan arkadaşlarımız dosyayı hazırlayıp ruhsat başvurularını yapıyorlar. Ondan sonra da fiyat geri ödeme kısımlarında diğer ekip araya giriyor. Ve sonra en son artık molekül, yani ilacımız raflara gideceği aşamanın öncesinde de hemen medikal ekip zaten hep bu süreçte destekçi. Pazarlamaya sonra ilaç devrediliyor. Yani şu anda raflarda gördüğümüz ilaçların, yani bir 8-10 yıllık, hatta bazıları için 10-15 yıllık bir geçmişleri var. Bu şekilde süreç devam ediyor. Bu arada şeyle bitmiyor. Yani faz 3 çalışmalar bittikten sonra, bu arada faz 3, faz 2 bunlar birer çalışma değil arkadaşlar. Yani aynı anda birçok çalışması yürüyor. Hem işte o alandaki kullanılan mevcut ilaca üstünlüğüne bakılıyor. Mesela işte dediğim gibi onkolojide mesela ikinci sırada önce ikinci, üçüncü sıra tedavide. Yani hasta önce tedavi edilmiş, başarısız olmuş, tekrar tedavi alınıyor başka bir ilaçla. Önce en kötüsünden genelde başlanır üçüncü sırayla. Sonrasında cevap görüldükçe ikinci sıraya, birinci sıraya gidilir. Üçüncü sıra için bu sırada ruhsat başvurusu devam eder. Biz ikinci sıra çalışmalarını yaparız. Ondan sonra onlar ikinci sıranın ruhsat başvurusunu yapar. Biz birinci sıraya geçeriz. Başka bir moleküle üstünlüğünü araştırırız. Yani böyle inanılmaz dinamik, keyifli ve bu çalışmanın yürütüldüğü süreçte de biz neler yapıyoruz, onlardan da bahsedeceğim. O kısımda gerçekten çok keyifli ve tatmin edici. Şimdi klinik araştırmanın bir paydaşlarına bakalım. Sunumumun başında belirtmiştim.
kimler, yani destekleyiciler dedim, sponsorlar yani ilaç firmaları, Janssen gibi, ya da sözleşmeli araştırma kuruluşları, Aykın gibi. Bunlar birlikte çalışıyorlar. Tabii ki Janssen'in kendi içinde çalışanları da var. Bizim gibi onunla birlikte çalışanları da var. Sağlık kurumları, yani bahsettiğim hastaneler, yani bize datayı sağlayan asıl merkezler ve buradaki araştırıcılar. TİÇK, yani Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu ve etik kurullar. Çünkü biz bu bir çalışmayı Türkiye'de başlatmadan önce, globalde de aynı zamanda, otoritemizden, yani Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ve etik kurullardan onay alıyoruz çalışma için. Yani onlar çalışmanın dizaynını inceliyorlar tamamen. İnanılmaz evraklar sunuyoruz. Büyük bir dosya sunuyoruz. Gerçekten dokümantasyon işimiz de çok fazla. Ve bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların sonuçları, güvenlik verileri, etkinlik verileri. Yani ben bu çalışmaya hasta dahil ederken herhangi bir zarar vermeyeceğim. Böyle bir beklentim var. Çalışmamın hipotezi bu, istatistik analiz bu diye bir dosya sunuyoruz. Bu sunum aşamasından sonra zaten onay alırsak, ki bazen revizyon istiyor, yani düzeltmeler istiyor Sağlık Bakanlığı ya da etik kurullar. Bundan sonra çalışmayı ancak başlatabiliyoruz ülkemizde. Ve diğer ülkelerde aynı şekilde gidiyor. Gönüllüler var, hasta dernekleri. Kimi zaman onlar üzerinden de şey oluyor. Araştırmacılar, sağlık çalışanları dedim. Yani araştırmacılar hem doktorlar yer alıyor sahada, bizimle birlikte çalışıyorlar. Yani, hem de aynı zamanda işte hemşireler ya da diğer teknisyenler. Bazen onkoloji çalışmalarında mesela çokça görüntüleme merkezleriyle çalışıyoruz. Orada o zaman kardiyoloji uzmanı da dahil oluyor işe, sonograferler dahil oluyor, görüntüleme radyasyon onkologları tutumunda. Yani böyle çok geniş bir şeyle, ekiple çalışıyor oluyoruz birlikte. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Bir projenin tarafıyız. Doktorlar, yani doktorlar ve hastanedeki sağlık personelleri ekibiyle biz klinik çalışmayı yürüten sponsor tarafındaki kişiler olarak bir projede beraber yer alıyoruz. Dolayısıyla her zaman kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Hekimle projenizi, protokolünüzü konuşurken medikal olarak donanımlı olmanız, her şeye hakim olmanız çok önemli. Bunlar da kendinizi geliştireceğiniz alanlar olacaktır. Şimdi klinik araştırma süreçleri, bu süreçler bizim hani klinik çalışma yürütme süreçlerimiz. O bahsettiğim, yani faz 2'de olsa, faz 3'de olsa bu süreçlerden geçiyor. Protokolün tasarımı, sunum onay bahsettiğim izinler alınıyor. Merkez aktivasyonları, yani o hastanede, o çalışmanın yürütüleceği hastanedeki ekibin tamamen çalışmayla ilgili eğitimlerinin tamamlanması. Oradaki kullanılacak tüm cihazların kalibrasyonlarının yapılması gibi. Yani inanılmaz kontroller var. Çünkü herhangi bir bu istatistikte confounding faktör denen karıştırıcı faktör, herhangi bir şeyi engellemek istiyoruz. Yani hiçbir şey şüpheye mal vermemeli, her şey kontrol altında olmalı klinik çalışma yürütürken. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formları bahsettiğim, hastaların imzalayıp çalışmaya girdiği. İşte bir takım dokümanlar yine gönüllüler için. İzleme dediğimiz bizim monitorizasyonlar, yani klinik araştırma uzmanları, biz ne yapıyoruz'a geldim burada. Klinik araştırma uzmanları ya da işte proje müdürleri bu merkezlere gidiyorlar ve hastanın datasını, yani hastane dosyasını, o sistemde hani bahsetmiştim ya, bir sisteme giriyor tüm dünya ve oradan data çekilip FDA'ya, EMA'ya gidiyor. İşte oradaki datayı hastane dosyasında birebir karşılaştırıyorlar. Gerçekten tarafsız bir şekilde o veri oraya aktarılmış mı? Herhangi bir şey atlanmış mı? Atlanmamış mı? Bunu kontrol ediyorlar. Bu izleme ziyaretleri klinik araştırma uzmanları tarafından yapılıyor. Proje müdürleri tamamen bu, yani sunum onaydan sonuç raporunun gelişine kadarki aşamadan proje müdürleri sorumlu. Klinik araştırma müdürleri olarak çalışanlar, yani firmadan firmaya bu şeyler de değişir. İşte title'lar diyeyim, şimdi Türkçesi aklıma gelmedi tam olarak. Bunlar da genel olarak sorumluluklar bu şekilde. Amaç tabii ki Türkiye'ye mümkün olduğunca çok çalışma getirmek. Aynı zamanda benim gibi hani globalde çalışan global proje müdürleri de hani sadece Türkiye'deki ekip değil, yani Türkiye'deki ekip gibi işte Almanya'da, İtalya'da, Fransa'daki ekiplerle çalıştığımı düşünün. Ve bunu da yaparken globaldeki ekip, bu şeylerin olduğu, scientistlerin olduğu, protokolü yazan insanların olduğu, işte istatistikçisinden tutun da datadan sorumlu insana kadar herkesin olduğu ekiple arada tüm komünikasyonu sağlayan bir rol benim yürüttüğüm rolde. Bu rolde de çalışan arkadaşlarım farklı firmalarda bulunmakta. Yani şeyinize göre, kariyer hedefinize göre istediğiniz şekilde ilerliyor olabilirsiniz. Çalışmanın kapatılması, gönüllülerin son ziyaretleri tamamlanıyor. Her şeyin doğru olduğundan emin oluyoruz ve çalışmayı kapatıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve etik kurullara bilgilendirme yapıyoruz.
Ve sonrasında bir sonuç raporu geliyor artık. Bu sonuç raporu da sonrasında artık ruhsatlandırma süreci başlamış oluyor. Klinik araştırmalardaki kaynaklar neler? Göz atmanızı öneririm. ClinicalTrials.gov diye bir site var. Dünyada yürütülen tüm klinik çalışmalar buraya giriliyor. Dolayısıyla hasta olarak da mesela ben onkolojide akciğer kanserinde Türkiye'de hangi çalışmalar yürüyor? Hangi firmalar çalışma yürütüyor? Hangi moleküllerle? O siteye girip araştırma yaparak sonuç çıkarabiliyorum. Bazı hastalar gerçekten farkındalık inanılmaz arttı klinik araştırmalarda. Hele ki bu COVID dönemi bize çok daha bu anlamda katkıda bulundu açıkçası. Keşke yaşamasaydık ama yani hani benim ailem bile artık ne iş yaptığımı biliyor durumuna geldi. Öyle diyeyim size. Öncesinde hani bu klinik çalışmaları anlatmak gerçekten çok zor oluyordu. Dolayısıyla bu clinicaltrials.gov kullanan hastalar var. Buradan klinik çalışma bulan firmayı arayan hastalar var. Evet, zaman mı? Yok, hayır, siz devam edebilirsiniz. Birinin yanlışlıkla açıldı sesi. Ha, tamam Öykü, sen beni zamanla ilgili zannettim, şey yapıyorsun, uyarıyorsun. Yok yok, sıkıntı yok. Devam ediyorum. Klinik Araştırma Derneği var. Bunun sitesine girin arkadaşlar. Çok faydalı bilgiler var buradan da. Gerçekten buradan da öğreneceğiniz şeyler olacaktır. Regülasyonlar çok önemli. Bu Türkiye işte tıbbi cihaz, ilaç ve tıbbi cihaz kurumunun şeyine, sayfasına girdiğinizde, klinik araştırmaları seçtiğinizde orada bizim uymak zorunda olduğumuz lokal regülasyonları görebilirsiniz. Yönetmelik, kılavuz, bir sürü kılavuz var. Yani buradaki sadece ilk klinik uygulamaları kılavuzu bir örnek. Bunları ve de bunun da globalde de ICHGCP denen global bir kılavuz var. Türkiye'nin zaten regülasyonları tamamen global regülasyonlarla uyumlu. Bu anlamda da gerçekten bakanlığımızın tıbbi cihaz kurumunda çalışan arkadaşlar çok yani güzel özveriyle klinik çalışmaların gelişmesine katkıda bulunuyorlar onlarda. İlk bunlardan da bahsettim aslında. Buradaki amaç ne? Tabii ki hastaları veya gönüllüleri korumak ve elde edilen verilerin doğruluğundan ve tekrarlanabilir olduğuna emin olmak. Her zaman önce hasta güvenliğidir ve data kalitesidir sonrasında. Yani bunlar bizim için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla bu regülasyonların hepsi de bunu korumayı amaçlıyor. Talidomid faciasını hepimiz biliyoruz. Yani okulda da bunu gördünüz, biliyorum. Daha önceki, geçen haftaki sunumda arkadaşımız da anlattı. Talidomid faciası tamamen bir klinik çalışmaların aslında yetersizliğinden kaynaklanan ve sonrasında da birçok akabinde istenmeyen olaylara maruz bırakılan bir şeydi. Ve bundan sonrasında da talidomid faciası sonrasında da, ki burada biliyorsunuz molekülün iki enansiyomeri vardı, R ve S olmak üzere. Bir enansiyomer aslında evet bulantıları, gebelerdeki bulantılara iyi geliyordu. Zaten amacı buydu, bunun için kullanıma alındı. Ama diğer enansiyomer aslında teratojenikti. Ve bu doğumlar geldikten sonra, doğumlar olduktan sonra fark edildi. Birçok bebek maalesef ki o dönemde hani bir bulantı amacıyla kullanılan ilaç nedeniyle kolları ve bacakları olmadan doğmuş oldu. Bu da klinik çalışmaların önemini bize gösteriyor. Bu kadar detaylı olmasının ve sonrasında da zaten bu inanılmaz bir bizim için şey yani... temel taşlardan birisi klinik çalışmalar anlamında. İlk klinik uygulamaları da Türkiye'de 1995 yılında yürürlüğe girdi ve 2020'de de ICH üyeliğine katıldı. Burası sanırım, pardon, aynı slide burada da olmuş tekrar. Şimdi klinik araştırmanın bize ne gibi faydaları var? Yani ülkemize ne faydası var, hastalara ne faydası var, doktorlara, bizlere ne faydası var? Bundan bahsedeceğim çok kısaca. Ekonomi, bahsetmiştim en başta. İnanılmaz bir Ar-Ge yatırımı getiriyoruz. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz hastayı klinik çalışmaya dahil ettikten sonra, Etik Kurulu Bakanlığı bunun sunumunu yaptıktan sonra, bakanlık bunu, yani SGK biliyorsunuz, hastaların normalde vatandaşların işte sağlık şeylerini karşılayan, geri ödemelerini yapan kurum. SGK diyor ki ilaç firmalarına, sen buradan data sağlıyorsun, dolayısıyla benim üzerimden de yük almanı bekliyorum. Onun için klinik çalışmaya biz dahil ettiğimiz hastanın hiçbir klinik çalışmayla ilgili tetkikini SGK'ya faturalattırmıyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı üzerinden, yani devletin üzerinden, SGK'nın üzerinden önemli bir yük almış oluyoruz. Zaten getirdiğimiz bir şey var, bir ülkeye
yani giriş yapıyoruz, bir yatırımımız var maddi anlamda. Ekonomiye böyle katkımız oluyor, sağlık sistemi bilime katkımız oluyor. Yani hekimler bu ilk kez birçok ilacın ilk kez deneyimleme şansını buluyorlar. Hastalar daha iyi tedavi imkanına kavuşmuş oluyor. Hekimler katıldıkları kongrelerde, global kongrelerde mesela işte... onkolojide Amerika'da ve Avrupa'da her yıl düzenlenen çok büyük kongreler vardır. Yani inanılmaz, hani binlerce kişinin katıldığı ve bu kongrelerde söz sahibi olma şansını elde ediyorlar. O kongrelerdeki yürütülen çalışmalarda onlar da dahil olmuş oluyorlar. Ve dolayısıyla da bu anlamda Türkiye'de bilimin ve sağlığın gelişmesine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yenilikçi ilaç değerleri, Türkiye'de klinik araştırma yatırımı, burada bir takım rakamlar görüyorsunuz. Ekonomiye katkıları da, işte SGK'nın üzerinden aldığımız yükten bahsetmiştim. Yaratılan istihdam var, inanılmaz. Şöyle söyleyeyim size, yani Janssen klinik araştırmalarda şu anda 70'in üzerinde çalışan var sadece klinik araştırmalarda. Janssen Türkiye, yanlış bilgi vermiş olmayayım ama hani 300 civarlarında toplamda çalışanı var. Yani bunun içinde medikali ruhsatlandırması, pazarlaması herkes dahil arkadaşlar, insan kaynakları. Ama gördüğünüz gibi yani klinik araştırmalar ekibi bunun üçte birini oluşturuyor. Ve bu ya, yani diğer firmalarda da böyle, hem o firmalarda çalıştığımdan hem arkadaşlarım olduğundan biliyorum. İnanılmaz bir istihdam yaratıyoruz bu alanda. Sağlık sistemine, sağlık profesyonelleri az önce bu slide'da bahsettim. Bilimsel yayınlarla prestij artışı, kariyer gelişimi, daha iyi tedavi kararları verme, ilaçların gelişim sürecinde rol alma imkanını yakalamış oluyorlar. Sağlık kurumlarına ek değer olanakları, ekipman yardım ve yardım, daha yüksek hasta bağlılığı. Yani çünkü hastalar, klinik çalışmaya dahil olan hastalar inanılmaz sıkı takip ediliyor gerçekten hekimler tarafından. Bilimsel altyapı bahsettik zaten, bilgi birikimi, buraya bir know-how getirmiş oluyoruz. Yenilikçi girişimlerde yeni moleküllerin test edilmesine olanak sağlaması gibi sağlık sistemine de bilime de katkımız bu şekilde arkadaşlar. Hastaya da daha iyi sonuçlar, yenilikçi tedavilere erişim, hizmet kalitesi artış, halk sağlığına katkıda bulunmada da motivasyon. Klinik araştırmalar sektöründe kariyer olanaklarından çok kısa bahsedeceğim sunumumun son kısmı. Sektörde var olan meslekler, doktor, hemşire, eczacı, biyolog, genetik uzmanı ya da kimyagerler daha çok başı çeken meslekler bunlar arkadaşlar. Ben 2009 yılında klinik araştırmalara başladığımda, o sırada bilim ilaçta iş geliştirme uzmanı olarak çalışıyordum. Klinik farmakolojide yüksek lisans yapmaya karar verdim İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Ve o sırada oradaki bir asistanın yürüttüğü klinik çalışmaya gönüllü oldum. İşte yani çok aslında bir ilaç kullanmıyorduk, gözlemsel bir çalışmaydı. Ve fark ettim ki farmakoloji birimi, yani İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde farmakoloji alanı gerçekten klinik çalışmalarda da çok iyidir merkez olarak. Orada birçok klinik çalışma yürüyor, birçok kişi gelip gidiyor, ilaç firmaları geliyor gidiyor oraya, hastalar geliyor gidiyor ve ben orada böyle ne oluyor, bu nedir falan. Hani faz çalışmaları ben okulda bunları görmüştüm ama diye ilk kez orada ben, yani mezun olduktan 4-5 sene sonra bu alana gerçekten giriş yapabildim. Şu anda öyle değil, hani sizler için bile böyle yani bunları dinleme imkanı yaratması, yani bu burada tekrar toplumumuza teşekkür ediyorum. Gerçekten hani bunları aktarabilmek güzel bir şey bizler için de. Çünkü özellikle yani burada birazcık eczacılığın öneminden bahsedeceğim, eczacı olmanın öneminden. Gerçekten eczacıların sahip çıkması gereken bir alan arkadaşlar. Sektörde gerçekten çok çalışan farklı birimlerden, uzmanlıklardan arkadaşlarım var. Ama hani bizim yani ilaçla ilişkili bir süreç olduğu için, medikal bir bilgi gerektirdiği için ve dolayısıyla da hani okulda gerçekten aldığımız o farmakoloji ve diğer dersler olsun, onlara çokça şeyde bulunduğu için, referans olarak alabildiğiniz için, gerçekten hani aldığımız eğitimle uyumlu, yani hem gerçekten tatmin oluyorsunuz, hem yani hastalara yardım etmekten. Dolayısıyla eczacılar için gerçekten güzel bir alan. Ben hani daha çok eczacıyı inşallah görmek isterim. Zaten son zamanlarda da bunda inanılmaz artış var. Ben ilk firmaya başladığımda MS'de de biz 2 eczacıydık. Sonrasında inanılmaz yani eczacı popülasyonu da artmış oldu. Janssen Global klinik operasyonlarda da Türkiye'de de işte eczacılık %20'yi oluşturuyor. Belki bu son zamanlarda artmış olabilir, en son durumu kontrol etmenin. Moleküler biyoloji, genetik, kimyagerler daha çok bu şekilde bir dağılım var. Kariyer olanakları, sponsor ilaç firmalarında çalışabilirsiniz Janssen gibi bahsettiğim gibi, ya da global veya lokal sözleşmeli araştırma kuruluşlarında çalışabilirsiniz Icon gibi, ya da Türkiye'de de böyle araştırma kuruluşları var.
klinik araştırma asistanı olarak başlarsınız. Yani tüm bu hani o başvuru bilmem ne falan dokümantasyon tarafı alanında proje asistanı olarak çalışırsınız. Proje ekibine destek olursunuz. Buradan başlamak çok güzel bir başlangıç. Çünkü işin mutfağı ve buradan öğrenip daha sonra klinik araştırma uzmanı yani o monitorizasyonu yapan kişiler, proje yöneticisi, global proje yöneticisi, lokal proje yöneticisi ya da benim rolümdeki gibi global proje yöneticisi, bütçede spesifik olarak yani bütçe seviyorsanız, rakamlarla uğraşmak istiyorsanız bu, çünkü hastanelerin her biriyle sözleşme yapılıyor, bütçeleri var. Bütçe uzmanı olarak ya da yöneticisi olarak çalışabilirsiniz. Kalite inanılmaz, uyum uzmanı ve kalite bizim için inanılmaz önemli. Sırf yani burada kalitede destek veren arkadaşlar var. Burada çalışabilirsiniz ya da birim departman yöneticiliği de bir üst basamak olarak gelebileceğiniz nokta. Gerçekten şeyinize göre, ilginize göre ne yönde ilerlemek istiyorsanız olanaklar var. İşe alım süreci bu yani Aykın'da da çok benzer, Yansen'de de çok benzer. Yani bunu gitseniz başka ilaç firmasına da çok benzer. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Ben buraya Aykın'ın kimi koymuştum. Önce Aykın slide altındaydı ama Yansen'in de sitesine girdiğinizde bir kariyer kısmına girdiğinizde görürsünüz. Başvurunuzu yapıyorsunuz ya da LinkedIn'den, şu anda LinkedIn çok biliyorsunuz popüler. Oradan başvuru yaptıktan sonra sizin özgeçmişinizin incelenmesi aşaması var. Burada arkadaşlar özgeçmişinizi hazırlarken, şimdi siz yeni mezunlar olacağınız için hani daha önce çalıştığınız yer belki yok. Sadece belki staj yaptığınız yeri yazabileceksiniz. Ama burada hani başvurduğunuz firma ve başvurduğunuz rolle ilgili olarak bilgi sahibi olmak ve ona uyan özelliklerinizi ön plana çıkarmak. Yani ne demiştim size? İletişim çok önemli bizde. Çünkü hekimle yönetiyoruz. Yani bir profesörle, o alanda uzman olmuş bir profesörün karşısına oturuyorsunuz ve klinik çalışmayı anlatıyorsunuz. Yani protokolü siz biliyorsunuz. O hastalığı biliyor. Protokolün hakimi siz olmalısınız. Dolayısıyla iletişim yeteneğinizin çok güçlü olması lazım. Medikal olarak kendinizi geliştirmeniz önemli. Bunu yani çalışırken de yapabilirsiniz. Takım oyuncusu olmanız lazım. Bahsettim size yani projenin asistanı var, uzmanı var, yöneticisi var. İşte yurt dışında birçok roller var. Bir takım oyuncusu olmanız lazım. Sonuç odaklı olmanız lazım. Hızlı karar alıyor olmanız lazım. Bu gibi özelliklerinizi ön plana çıkarabileceğiniz neler vardır? Bu ne bileyim yani mesela okul sırasında Erasmus'la gitmişsinizdir. Atıyorum bir sene Portekiz'de kalmışsınızdır. Yani böyle bir CV geldiğinde önümüze hani ya da işte hiçbir yer yapmamış ama birincilikle, ikincilikle mezun olmuş bir kişinin CV'si geldiğinde ikisini karşılaştırırız. Yani bu zaten görüşme sırasında da belli olur. Bu Erasmus'a gitmiş insan, benim kişisel fikrim tamamen bu. Bu yaşta gidip Erasmus'ta yurt dışında yaşadıysa bu insan inanılmaz yani vizyonu genişlemiştir. Hani dolayısıyla bu 1-0 öndedir. Yani böyle şeyleriniz, ne bileyim bu topluluk gibi, farmasötik gelişim topluluğu gibi topluluklarda yer almışsınızdır. Bakınız bu bir projeydi bu ekip için. Ağustos Firmasötik. Ve bu projenin bir zamanlaması vardı. İşte bir yani bizlerle iletişime geçtiler. İşte bir takım şeyler yapıldı. Belki projenin bir bütçesi vardı. Dolayısıyla bunlar aynı şey. Klinik çalışmadaki bütçeyi yani projeyi yönetmekle sizin burada yaptığınız çok benzer. Dolayısıyla eğer isteğiniz şeyde çalışmaksa, endüstride çalışmak yönündeyse bu takım fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Buralarda rol alın ve CV'nizi de ilk hazırladığınızda yani özgeçmişinizi bunlarla güçlendirebilirsiniz. Yani yeni mezun olmanızın bir şey olarak görmeyin. Yani eksik bir şey olarak kesinlikle görmeyin. Tarama kısmı var. Yani sizin özgeçmişinizi uygun bulduysa sizle telefonla görüşüyorlar ya da bir kaydedilmiş bir görüşme de olabilir. Bu görüşmede işte anlatıyorsunuz. Daha sonra değerlendirme aşaması var. Genellikle kişilik değerlendirme testleri. Dediğim gibi yani klinik çalışma için mesela konuşmayan, içine kapanık bir insan çok zor. Olabilir, olmaz değil. Onun da alacağı rol vardır. Ama çok zor. Yani burası daha çok böyle hani kendini güzel ifade edebilen, takım oyuncusu, böyle enerjik kişilerin daha çok rahat çalışabileceği bir nokta. Dolayısıyla bu kişilik değerlendirme testleriyle bunlara bakılıyor arkadaşlar. Bunları da yani bunun bir doğrusu yanlış yok. Sadece hani kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor. Mülakat yapılıyor. Yüz yüze yapılıyor ya da online. Artık biliyorsunuz COVID dolayısıyla online mülakatlar. Şu anda ben global bir pozisyondayım. Yöneticilerimle online konuştum. Yani ilk kez aylar sonra geçen gün kamera açtık ve beraber çalıştım. Arkadaşlarımı gördüm. Yani her şey şu anda remote oluyor. Hani buna çok kolay alıştık zaten hepimiz. Eminim ki siz de bu size de yabancı gelmeyecektir. Referans kontrolü background check dediğimiz kısımla tamamlanmış oluyor. Aslında bunların hepsinden bahsettim. Yönetmelik kılavuzları uygulayarak yürütüldüğünü ben emin oluyoruz. Klinik çalışmalarda çalışan insan olarak lokal rollerde
lokal olarak yürütülmesinden sorumluyuz. Bolca dokümantasyon var. Düzenli raporlamalar çok önemli. Çünkü bizde yazılmamışsa yapılmamıştır. Mutlaka her şeyin dokümante olması gerekir. Global rollerde de benim çalıştığım roller gibi farklı ülkelerle bir arada çalışıyorsunuz. Deneyim kazanıyorsunuz farklı ülkelerle, farklı kültürlerle ve yani burada da global ekiple, yani çalışmanın o bilimsel insanların yer aldığı ve işte data management olsun bilmem ne, o ekiple daha sıkı çalışma imkanınız oluyor. Bu da farklı bir deneyim açıkçası. Bol seyahatimiz var. Özellikle Türkiye'de proje yöneten arkadaşlarım bu hastanelerde bu projelerin protokolün işte hasta datalarını kontrol etmeye gittikleri için bolca seyahatler var. Kimi zaman bu protokollerin şu dönemde tabii ki bunlar azaldı. Yürüttüğümüz protokolün tüm dünyada dahil olan hekimlerin bir araya geldiği, bizlerin de katıldığı eğitimler oluyor. Farklı farklı ülkelerde. Bu ülkelere, bu toplantılara gidiyoruz. Bu eğitimlere gidiyoruz. Gerçekten firmalarımız bizim eğitimimiz için elimizden geleni yapıyor. Yani ben sayısız kere yurt dışına sadece eğitim için gittim. Türkiye'de bu tarz eğitimlere katılıyoruz. Yani çok dinamik ve sürekli böyle kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan açıkçası. Global bir firmada olmak, global bir alanda çalışmak inanılmaz size vizyon katıyor. Yani bu gerçek, yani profesyonel olmayan hayatınıza da yansıyor. Birbirini besliyor zaten ikisi. İlaççı tedaviler üzerinde çalışmak ve hastalara umut olmak ve Yasen'in dediği gibi yarın, hastalığın olmadığı bir yarını yaratmak. Hedeflerimiz bunlar ve bunlar da gerçekten bizi mutlu eden kısımlar. Sürede nasılım bilmiyorum ama sonuna geldim ben sunumumun. Sorularımızı almaya başlayabiliriz Öykü. Çok teşekkür ederiz Duygu Hanım bu güzel sunumunuz için. Sorularımız epey gelmeye başladı aslında. İlk soruyu şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşımızın sesi açıldı sanırım. Merhaba, Janssen gibi diğer ilaç firmaları Icon PLC gibi CRO'larla anlaşarak klinik araştırmalarını yürütüyor derse, daha önce çalışmış olduğunuz Merck Sharp Dohme gibi ilaç firmalarındaki mevcut klinik araştırmalar ekiplerinin, birimlerinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz diye sormuş bir arkadaşımız. Doğru mu anlıyorum? Yani sponsorda çalışanların geleceğiyle ilgili mi soruyor arkadaşım? Neyse, ben biraz anlatmaya başlayayım. Eğer eksik kalırsam tekrar hemen çete yazarak tekrar soruyu şey yapabilirsiniz. Şimdi bu alan bizim için bahsettiğim gibi, yani hem sözleşmeli araştırma kuruluşları Icon gibi. Ben Icon PRA'dan bahsediyorum ama Türkiye'de kurulmuş olan ve Türkiye'de yine hizmet veren Türk firmaları da var. Çok fazla seçeneği. Yani bunlar da gerçekten klinik çalışmalarda inanılmaz emekleri var. Bu firmalar ya da sponsorlar, yani aslında hiç kimse hiç kimseye engel değil hiçbir alanda. Çünkü inanılmaz bir büyüme. Bahsettiğim gibi size, yani ben Janssen'e 2019'da başladığımda tam hatırlamıyorum ama yani çok da şey olmasın, yine 30-40 gibi bir şeydik. 40 falan kişiydik herhalde. Şu anda 70 kişi. Yani bu 2 senelik bir süreçte inanılmaz artış. Yani dolayısıyla şey gibi de bir şey de imkansız. Yani hiç sözleşmeli araştırma kuruluşlarına çalışmayıp tamamen ilaç firması kendi bünyesinde bu kadar adamı alması da imkansız. Bahsettim size, Janssen'in tamamı 300 kişi, 70'i klinik araştırma. Yani dolayısıyla hani Icon gibi büyük sözleşmeli araştırma kuruluşları bu alanda uzman. Icon'da çalışmanın şöyle bir faydası oluyor. Hani Janssen'de çalıştığınızda tabii ki sponsorda çalışmak ayrı bir keyif ve yani onun vizyonu ve misyonu altında çalışmak ayrı bir güzel. Yani ben bunu 7-8 yıl MSD'de yaşadım. Gerçekten. Bu ayrı bir güzel. Ama Icon gibi firmalarda çalışıp da bu farklı, o zaman farklı ilaç firmalarında çalışıp, Janssen'le çalışırsan Novartis'ten bir imkan doğar, o tarafa kayarsın. Global bir pozisyon çıkar, global pozisyona kayarsın. Yani sözleşmeli araştırma kuruluşlarında böyle daha flexible olma artısı vardır. Her ikisi de ayrı ayrı tadılmalı. Dolayısıyla bilmiyorum cevap verebildim mi ama yani her iki tarafında güzelce pastadan her iki tarafta çokça pay alabiliyor arkadaşlar. Öyle gelişen bir sektör burası. Teşekkür ederiz güzel cevabınız için. Ekran paylaşımını kapatabilirsek daha iyi olabilir bizim için. Yine aynı arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Klinik araştırmalar alanında ilerlemek isteyen öğrenciler için önerileriniz nelerdir? CRO'larda veya ilaç firmalarında klinik araştırmalarda ilerlemek için kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Şimdi aslında sunum sırasında da bundan bahsettim. Şimdi bir kere bizim zamanımızda çok farklıydı arkadaşlar. Ben hatırladım, bir Kariyer.net vardı. Oraya bir CV oluşturmuştuk. Kariyer.net'ten başvuru yapmıştık. Şu anda öyle değil. Mutlaka LinkedIn'de bir hesabınız olsun.
Güzel bir hesabınız. Yani onu hani isteklerinizi orada belirtin falan filan. LinkedIn'de aktif olmanız önemli. Takip edin. Yansen'i takip edin, Icon'u takip edin, diğer ilaç firmalarını takip edin, takibe alın onları. Ondan sonra orası zaten çok dinamik, fark edeceksiniz. Yani oradan siz hiç arayışta olmasanız dahi oradan birisi size ulaşabilir. İlaç firmalarının ya da sözleşmeli araştırma kuruluşlarının kendi sitelerine girin. Mesela bir form doldurun, Icon'un da var, aynı şekilde Yansen'in de var. Icon'da bir form doldurduğunuzda benzer yani size uygun olabilecek bir şey rol olduğunda size mail geliyor mesela. Böyle yapabilirsiniz. Network çok önemli. Yani bunun içinde ne yapabilirsiniz? Stajlarınız olacak şimdi. Mümkün olduğunca farklı alanlarda staj yapmaya çalışın. Klinik araştırmalarda bazı firmalar stajyer alıyor, bazıları biraz daha hani yani almamayı da tercih ediyor. Özellikle bu Covid döneminde biz Janssen olarak almadık. Çünkü çokça dokümantasyon yapıyor stajyer. Ofise de gitmeyi inanılmaz azaltmış durumdayız. Yani neredeyse hiç gitmiyoruz diyebilirim. Dolayısıyla hani riske atmak istemedik. Diğer alanlarda stajyerler var. Yani bu staj imkanınız size tanımanız için önemli olur. Hani dediğim gibi o bahsettiğim klinik araştırma siteleri vardı. Klinik Araştırmalar Derneği Türkiye'de. Oraya girin, orayı karıştırın. Ve başka ne yapabilirsiniz? Zaten şeyi söyledim, özgeçmişinizi nasıl hazırlamanız gerektiğini, hani bulunduğunuz topluluklar, yaptığınız işler bilmem ne, yani başarı öyküleri kendinize oluşturun. Kariyer hayatınız, yani iş hayatınız, yani sizin okul hayatınız daha doğrusu, okul hayatınız dışarınızdaki hayatınıza da lütfen kanalize olun. Yani orada yapacağınız her gelişim sizi sosyal olarak geliştirecektir ve dolayısıyla da size katkıda bulunacaktır. Yani bunu siz yani hemen fark edemeyebilirsiniz ama yani bu ikisi birbirini çokça besler arkadaşlar. Keyif alın bundan da. Dolayısıyla aklıma gelenler bunlar. Yani başka şey olursa bilemedim. Tekrar geliyor olursa paylaşırım. Çok teşekkür ederiz. Az önceki soruyu soran arkadaşımız aslında sorusunu size teşekkür ederek şöyle açıklamış. Sözleşmeli araştırma kuruluşları şirketlere destek verdiği için şirketlerin kendi birimlerindeki faaliyet azalacağından klinik araştırma birimleri kapanacaklar veya ekip küçültecekler mi diye düşünerek sordum. Yani geleceğini nasıl görüyorsunuz Yok, şeklinde. yani çok bazıları tamamen bu işi bazı firmaların klinik araştırma birimleri tamamen bu işi şeye devredebiliyor. Sözleşmeli araştırma kuruluşuna devredebiliyor. Ama bu genelde burada şeyi hani riski de yönetmek anlamında bir oran var arkadaşlar. Yani o çokça hani şey yapılan bir şey değil. Yani hiçbir şekilde ben düşünmüyorum ki ya senin klinik araştırmaları tamamen kapatılsın. Böyle bir şey olamaz. Bir de zaten klinik araştırmalardaki üst düzey roller genelde firmanın kendi kişilerinden oluyor. Yani birim yöneticiliği gibi. Çünkü onlar daha hani böyle yani daha üst düzey roller olduğu için o şekilde oluyor. Yani ben öyle bir küçülme çok görmüyorum. Tamamen kişisel görüşüm açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Eczacılık fakültesinde gördüğümüz farmakoloji ile klinik farmakoloji yüksek lisansının farkı nedir diye sormuş bir arkadaşımız. Klinik farmakolojide bir alanda çalışmıştım ben. İstanbul Üniversitesi'nde yapmıştım. Neuroscience çalışmıştım. Tamamen yani depresyon çalıştım. Farkı o. Depresyonda işte tez oluşturdum. Tezliydi. Venlafaksinin uygulanmasından sonra aniden kesilmesi biliyorsunuz hani antidepresanların aniden kesilmesi önerilmez. Çünkü sonrasında withdrawal sendrom dediğimiz tekrar bir hani alevlenme yapar. Dolayısıyla bu sendromun venlafaksin kesildiğinde oluşan bu sendromun mekanizması nedir? Bununla ilgili bir çalışma yapmıştım ben. Yani tamamen aslında depresyon üzerine çalıştım. Ama bu bana ne kattı? Nasıl araştırma yapılır? Nasıl hani şey literatür taranır? Bir tez nasıl yazılır? Yani çünkü burada kazandığın her şey iş hayatında da uyguluyorsun. Yani benim depresyon çalışmama gerek yok klinik çalışmalarda. Yani ben oradaki nasıl çalışılır, nasıl bir çalışma yürütülürüm zaten aldım deneyimini klinik çalışmalarda onkolojiye uyguluyorum ya da başka bir alana uyguluyorum. Bu şekilde. Stajla ilgili birkaç sorumuz gelmiş. Onları şöyle birleştirebiliriz sanırım. Icon'da ve bahsettiğiniz diğer büyük firmalarda eczacılık öğrencileri için staj imkanlarından bahsedebilir misiniz? Staj imkanları genelde ilaç firmalarında staj imkanları oluyor arkadaşlar. Orada da hani belli dönemlerde alım oluyor. İnsan kaynakları bununla ilgili şey yapıyor, süreci yönetiyor. Herhalde belli dönemde açıklanıyor. Ondan sonrasında da başvurular sonrasında da görüşme. Hatta şöyle şeyler bile oluyor. Yani
stajyer sadece stajyerin ötesinde hani böyle daha rotasyona alma gibi yeni mezunları yapıyorlar genelde bunları. Rotasyona alıyorlar. Her bir şeyin departmanda çalışıyorsunuz. Orayı deneyimliyorsunuz. Böyle imkanlar oluyor ama tabii ki bunlar gerçekten hani herkese bunu yapmıyorlar. Yani işe alım süreci gibi bir süreç var bunlar için. Ama yani böyle şeye sektöre başlayan insan için inanılmaz bir avantaj. Ve dolayısıyla da her yani neresinin size uygun olduğuna karar veriyorsunuz ve başarılı olursanız orayla devam ediyorsunuz. Dolayısıyla da stajyer alımları için herhalde firmalarla direkt iletişime geçilmesi lazım diye düşünüyorum. Benim zamanımda Hacettepe kendisi ayarlamıştı. Ben de Bayer'de yapmıştım. Şu anda durum farklı mı bilmiyorum ama tabii her üniversitede aynı yaklaşmıyor. Belki şeyden de destek alabilirsiniz. Yani üniversitenizden de destek alabilirsiniz. Ya da üniversiteniz bizlerle iletişime geçebilir. Hani bu şekilde şey olabilir. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Kariyer hayatında Ar-Ge biriminde olduğu gibi klinik araştırma bölümünde de doktora yapmaya mecbur kalabiliyor muyuz? Yok, mecburiyet diye bir şey yok. Yani tamamen bu sizin kendi isteğiniz, kendinizi geliştirmek adına yapacağınız bir şey. Yani aslında böyle bir yani bir beklenti yok işte uzmanlığını yapmış olsun, yüksek lisansını yapmış olsun, doktorasını yapmış olsun. Ha, bunu yapmış olması avantaj. Yani dediğim gibi hani o şey bahsettiğim yani nasıl çalışma yapılacağını biliyordur, nasıl araştırma yapılacağını biliyordur, nasıl literatür taranacağını biliyordur. Yani bunlar hep katkıdır kişiye. Bir proje yönetmiştir çünkü yani doktoradaki de bir projedir. Ama şart değil tabii ki artı. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şöyle bir soru gelmiş. Merhaba Duygu Hanım. Faz 1 çalışmalarından önce ilacı Ar-Ge departmanından alıp üzerinde inceleme ve geliştirme mi yapıyorsunuz? Faz 1 çalışmalarının öncesi zaten preklinik çalışmalar dediğimiz. Aslında biz yani klinik araştırmalar zaten faz 1 ile başlıyor. Faz 1'in öncesini biz görmüyoruz. Faz 1 ile sonrasından sorumluyuz. Ama faz 1 öncesindeki preklinik çalışmalarda genelde o laboratuvarlarda yapılan molekül sentez ediliyor. Yani molekül önce bilgisayar ortamında çalışılıyor, oluşturuluyor, sentez ediliyor. Ondan sonrasında da o molekül üzerinde çalışmalar yürütülüyor. In vitro çalışmalar. Bazen de hayvan deneyleri oluyor ki genelde de yapılıyor. Bu aşama böyle oluyor açıkçası. Sonrasında ancak aday olan işte 250'den 5 düşüyor demiştim ya, onlar faz çalışmasına geliyor oluyorlar. Hemen diğer sorulara bakıyorum. Şöyle bir soru var. Farmakolojinin dışında klinik araştırmalar alanında katkı sağlayacak bir alanda lisansüstü olarak öneriniz var mı? Şimdi açıkçası şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben hani benim zamanımda çok fazla ben klinik çalışma için de aslında klinik araştırmalar için de farmakolojiye girmedim ama hani ben farmakolojiyi sevdiğim için farmakolojide yüksek lisans yapmaya karar vermiştim. Bir de şöyle düşünmüştüm o zaman. Eczacılıkta bunu yapmayayım, tıpta yapayım. Çünkü biz eczacılar ilaca çok hakimiz ama hastalığa o kadar hakim değiliz. Doktorlar da hastalığa hakim, onlar da bizim kadar ilaca hakim değiller. Dolayısıyla ben bu bakış açısından tıp fakültesi üzerinden yapıp hani hastalığı da anlayacak şekilde orada çalışmak istemiştim ve çok da faydası oldu açıkçası. Şu anda hani yani farklı farklı değil mi, yüksek lisans programlarının olduğunu duyuyorum arkadaşlarımdan ama çok da bilgim olan bir alan değil. Yani isterseniz hani özelden böyle imkanlar var, ne nasıl olur diye sonra da benimle iletişime geçebilirsiniz. Yani klinik eczacılık var sanırım artık, yani bizim zamanımızda da başlamıştı ama şeyi var mı, yüksek lisansı vardır muhtemelen. Bu şekilde. Teşekkür ederiz cevabınız için. Aykın'da Ar-Ge bölümü veya preklinik çalışmaları yapıyor mu diye bir soru gelmiş. Yani Aykın'ın yani böyle bahsettiğim gibi şey ilaç firmasına dedike adam yani kişi sağlamak dışında bir de kendisinin ilaç firmasının çalışmalarını alıp kendisi de yürütüyor. Dolayısıyla böyle bir birimi de var. Yani sadece Aykın bünyesinde yürüyen, Aykın çalışmaları yapan bir ekip de var. Ar-Ge'si yani Ar-Ge yapan firmalardan satın almış olduğu olabilirmiş. Çok yani çok emin değilim arkadaşlar bu soruyla ilgili olarak. Yani bir de dediğim gibi PRA Aykın Birleşmesi de çok yeni oldu. Biz de daha firmanın bütününe yeni yeni hakim oluyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Şöyle bir soru var. Yüksek lisansla ilgili yine. İki soru var aslında.
Genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Bir eczacı olarak tıp fakültesinde yüksek lisansa kabul edilmekte sorun yaşadınız mı? Nasıl kabul edildiniz? Yok, sorun yaşamadım açıkçası. İşte o, yani girdiğimiz sınavlar vardı, işte İngilizce için bir sınav, sonrasında bir sınav daha, ondan sonrasında da görüşmeler sonrasında, yani bu da bir nevi iş görüşmesi gibi bir şey. Yani o, hani sosyal yetenekleriniz burada da çok değer kazanıyor. Dolayısıyla bu şekilde başvurumu yapmıştım. Çok zor, yani çok zor olmamıştı. Ama hani benim de farmakoloji çok tutkulu olduğum bir alandı. Yani ben üniversitede de seçmeli derslerimi klinik farmakoloji üzerinden almıştım. O zamanlar seçmeli klinik farmakoloji vardı, onları almıştım. Yani ben çok hani tutkuyla yaklaştığım için hani böyle herhalde karşımdaki insanı da ikna edebildim diye düşünüyorum hocaları. Yani zorlanmamıştım. Siz de yapabilirsiniz. Evet, bir soru daha geldi. Bu kadar çok çalışmak sosyal hayatınızı etkiliyor mu? Evet, oradaki sosyal hayat ve yaşam, yani iş dengesi çok önemli bir denge arkadaşlar. Ben kişisel olarak bu dengeyi arada kaçırdığım oluyor, dönemler oluyor. Yani bunu kurmaya çalışıyorum. Zaten bunun için, yani bu dengeyi sağlayabilmek için hobiler edinmeye çalıştım. İşte bu dönemde binicilikle ilgileniyorum. İşte yoga, meditasyon hayatıma sokmaya çalıştım. Dolayısıyla yani eğer hani ben kişisel olarak şeyimdir, yani yaptığım işten heyecan duymalıyım ve tutkuyla bağlanmalıyım. Böyle bu da bir yandan hani bazen riskli de olabiliyor. Bu sefer şey oldu oluyor. Yani kendi zamanınızdan veriyorsunuz. Hani dolayısıyla burada dengeyi kurmak önemli. Ben bunda hala zorlanıyorum bu kadar sene olmuş olmasına rağmen. Şimdi de şeyim şu, yani son dönemlerde de, çünkü ben yeni global proje yöneticisi oldum. Ben daha önce global proje yöneticisi değildim ki. Hani tabii ki şu anda çok çalışacağım. Yani şu andaki şeyim de tamamen bu, yani aileme ve arkadaşlarıma karşı. Ya şu anda işi öğreniyorum. Bu 5-6 ay sonra böyle olmaz falan diye böyle. Ama yani bundan da keyif alıyorum. Yani o dengeyi kuran çok başarılı arkadaşlarım da var. Takdir ediyorum. Bu benim gelişim alanım, böyle söyleyeyim ben size. Kimi zaman zorluyor. Şöyle bir yorum gelmiş sizin için. Hocam enerjiniz çok güzel. Bu da sizi başarıya götüren faktörlerdendir demiş bir Çok arkadaşımız. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu yüksek lisans için girdiğiniz sınavlardan bahsetmiştiniz. O sınav kendi yaptığı sınav mı TUS mu diye sormuş bir arkadaşımız. Yok yok, kendilerinin, yani tamamen şeyin, kendilerinin yaptığı bir sınav. Çünkü o şey değil, yani o TUS'un uzmanlık sınavı değil, o bambaşka bir şey. Yani o TUS uzmanlığı başka, buradaki bizim eczacı olarak orada aldığımız uzmanlık başka, farklılar. Özelden şöyle bir soru gelmiş. Bu alanda şu eksik dediğiniz bir şey var mıdır? Bu alan hala Türkiye'de çok gelişmekte arkadaşlar. Özellikle en büyük eksik bence biz hastanelerdeki bu yerleşik bir sistemin olması. Yani klinik çalışma, yani son zamanlarda yeni yeni hastanelerde bununla ilgili birimler var. Buna bir personel ayrılıyor. Yani bunun öncesinde bunlar çok yaşadığımız şeyler değildi. Yani biz bir data girilmesi için, ben klinik araştırma uzmanı olarak çalışırken hatırlıyorum, yani hekim böyle artık, yani neler yapıyorduk ki, oturalım bir iki datayı beraber girelim diye. Şimdi buna dedike insanlar var, ama hala alınması gereken yollar var burada. Çünkü ben yani yurt dışında da birkaç merkez ziyaret ettim. Mesela İsrail'de gittim, onkoloji merkezi ziyaret ettim. Yani inanılmaz bir sistem var. Türkiye oraya geliyor yavaş yavaş. Kore mesela bu anlamda çok iyi. Kore'nin kendi bakanlığı da buna çok büyük yatırım yapıyor. Dolayısıyla bence en büyük şey birazcık daha hani hem farkındalığı artırmak, hem de buraya gerçekten yatırımın yapılması ve bu merkez dediğimiz hastanelerdeki şeylerin iyileştirilmesi. O tarafı halledersek biz zaten firmalar olarak klinik çalışma getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Şöyle özelden bir soru gelmiş yine. Şirketinizden yurt dışındaki pozisyonlara transfer gerçekleşiyor mu diye bir soru. Evet, gerçekleşiyor ve çokça gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani bu tamamen sizin kariyer hedefiniz. Hani yani ben biraz böyle ailesine, ülkesine falan, yani yaşadığı yere bağlı, arkadaşlarına bağlı bir insanım. Ben böyle çok sıcak bakamadım bu zamana kadar buna, ama benimle aynı pozisyonda olup bunu yurt dışında yapan arkadaşlarım var. Klinik araştırma uzmanları arkadaşlarım var. Yani bu sene daha yani Covid döneminde, Covid'in başından, yani Covid başladığı süreçten bu zamana kadar Janssen'de çalışan 3 tane arkadaşımız İngiltere, yani ikisi Avustralya'ya gitti, bir tanesi İngiltere'ye gitti.
Tabii hani İngiltere daha çok tercih çünkü dil İngilizce, hani uzman olarak çalışacaksa hasta dosyası bakacak ve dilin İngilizce olması gerekiyor. Ama proje yöneticiliği yapacaksanız mesela Amsterdam'da proje yöneticiliği yapan arkadaşım da var. Dolayısıyla evet Amerika'ya gidenler var, yani merkeze giden arkadaşlarım oldu. Çok çok yani bu önümüz çok açık bu anlamda. Çünkü yani global bir iş yapıyorsunuz ve global ekiple birliktesiniz. Yani bu tamamen sizin kariyerinize ne yönde yatırım yapmaya, ne yönde ilerletmeye istediğinizle ilişkili açıkçası. Mesela girdiğinizde Icon'un sitesine sadece Türkiye'de değil, zaten işte İngiltere'de de açık pozisyonu görüyorsunuz bir yerde ve bunlara hemen başvuru yapabilirsiniz. Değerlendirme sürecine alınırsınız. Eksiklerinizi görürsünüz. Ama tabii ki öncelikle hani ilk etapta yani bugün mezun olunca tabii ki sizi yani İngiltere'deki bir pozisyonu almayacaklardır. Öncelikle burada bunu, bu işin mutfağında bunu öğrenip deneyim kazanıp daha sonra o tarafa doğru geçiş yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Çok teşekkür ederiz. Bir arkadaşımız daha sormuş. İkisi için de gayet açıklayıcı bir cevap olduğuna inanıyorum. Bilmemizin yararımıza olacağını düşündüğünüz bir yazılım dili var mı? Biyoinformatik için Python gibi. Çok yabancı bir soru geldi. Arkadaşlar yani benim kendi kişisel olarak da benim yabancı olduğum bir konu. Soran arkadaşımla daha sonra daha detaylı konuşabiliriz. Belki ben ondan bir şeyler öğrenirim. Yani bildiğim kadarıyla çok ilgili değil ama belki de benim bilmediğim bir şeydir. İsterse hani bana ulaşabilir. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Çalışma arkadaşlarınızın hep farklı ülkelerde olduğunu söylemiştiniz. Pandemi bittiğinde de çalışma şekliniz uzaktan mı olacak diye bir soru gelmiş özellikle. Evet, benim pozisyonum için öyle olmaya devam edecek. Ben artık tamamen evden çalışıyorum. Home office dediğimiz şey. Ama ne oluyor? Mesela birkaç ayda bir, iki, üç ayda bir bütün ekip bir araya geldiği toplantılar oluyor. Eğitimler oluyor. Oralarda toplanılıyor. Ama yani genel olarak ben hep böyle uzaktan çalışıyor olacağım. Türkiye'deki ekipteki arkadaşlarımın da çok büyük oranı şu anda evden çalışıyor. Yani ofise gitmek için belli kriterler var ve ofisteki kişi sayısı belli sayıda olabilir. Orada da yani çok seyrek olarak gidiyorlar. Daha çok hani beraber çalışılması gereken durumlar varsa, o sunum dediğimiz zaman dokümantasyon üzerine çok çalışılacaksa o zaman ofis ziyaretleri yapıyorlar. Ama genel olarak yani böyle hepimiz evden çalışmaya dönmüş durumdayız. Az önceki yazılım dili sorusunu soran arkadaşımız, estağfurullah bilmediğim için aralarında ilişki var mı diye sormuştum demiş. Şöyle bir soru var. Global bir firmada çalışırken diplomanızın geçerliliği konusunda problem yaşadınız mı? Yok, hiç değil. Yani sonuçta bu, ben Türkiye'deki insan kaynakları yani la da görüşüyorsunuz ilaç firmasında böyle. Ya da global firmalarda genelde bu insan kaynakları hizmetini verenler başka ülkelerde oluyor. Telefonla görüşüyorsunuz. Hiçbir şekilde yani zaten hani yaptığınız yani eğitiminiz belli, rolünüz belli yani. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Şöyle bir soru var. Bazı firmalardaki çalışanlar online çalışma döneminde iş yüklerinin arttığını söylüyor. Sizin firmanızda da böyle bir durum söz konusu oldu mu? Aslında yani ben lokal proje yöneticisi olarak Türkiye ekibinde çalıştığım dönemde böyle bir artış görmedim. Yani biz aynı şekilde devam ettik. Hatta çok daha verimli çalışıyorsunuz. Çünkü sabah evden kalkıp trafiğe girmiyorsunuz. Sabah ben kahvaltımı hazırlıyorum. Masa başında kahvaltımı ediyorum. Ondan sonra güne başlıyorum. Çok daha hani güzel, motive olarak başlıyorsunuz. İstanbul'da trafik çünkü yorucu arkadaşlar. Yani orada tabii ki hani mesela toplantıya girmeden önce ofiste bir şey olurdu. Yarım böyle bir 15-20 dakika önce mutfakta bir çay kahve alma, bir sohbet. Mesela şimdi o pek olmuyor. Yani toplantıya bağlanıyorsunuz, toplantıya başlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla zamanı daha efektif kullanmak durumunda kaldık. Ama tabii ki böyle şey de oluyor yani. Hani hep evde olmak da biraz zorladığı zamanlar oluyor. Dolayısıyla aslında çok fazla iş yükümüz bununla ilgili artmadı. Zaten biz sistemler olarak yani biz globalle de uzaktan çalıştığımız için yani sistemler olarak buna zaten çok şeyiz, çok alışığız. Yani ofise gitmemiz tamamen ekstra bir şey. Yani tamamen evden de çalışılabilir. Ben gene pozisyon değişikliğim nedeniyle ben biraz evet son dönemlerde biraz benim arttı ama o geçecek. Son olarak şöyle bir sorumuz var.
Elinize yüklü miktarda para geçse neyi araştırırsınız? Oo. Çok enteresan bir soru geldi. Neyi araştırırım? Yani araştırma derken bu şeyden mi bahsediyor? Yani işle ilgili bir araştırma geliştirmeden mi bahsediyor? Sanırım öyle bahsediliyor. Yani eğer bunu işle ilgili kullanmaksa niyetim, öyle bir niyetim de olmayabilir gibi oldu ama. Yani ben mesela onkoloji çalışıyorum son zamanlarda. Yani son 5-6 yıldır onkoloji alanında çalışıyorum. Şu anda da bir akciğer çalışması yürütüyorum. Erken faz bir çalışma. Yani ben bu alanda katkı sağlayacak bir şeyler yapmayı, yani bu klinik çalışma yanında hastaların, ki bizim de böyle desteklerimiz var. Mesela bu şey döneminde, COVID döneminde Janssen de böyle bir destek verdi. Onca One diye bir şey. Kanserle Savaş Derneği gibi bir platformun düzenlediği bir şey. Onkoloji hastalarının şeylere gitmelerinin, yani kendi muayenelerine giderken toplu taşıma, arabası olmayanların toplu taşıma kullanmaması için bir özel taşıma şeyi. Janssen de buna destek oldu bu süreçte. Böyle sosyal sorumluluk projelerimiz de çok fazla arkadaşlar. Hani böyle bir şey yaptım. Mesela şimdi ben onu incelediğimde, hani oraya gönüllü olabiliyorsun, bir sen de katkıda bulunabiliyorsun falan. Yani galiba çok bununla iç içe olduğum için bu dönemde, yani uzun zamandır buraya bir şey katkım olur mu diye düşünebilirdim açıkçası. Yani sosyal sorumluluk anlamında bir katkım olabilir mi? O tarz hasta derneklerinde çalışmak gibi, hasta derneklerine katkıda bulunmak gibi. Çünkü ihtiyaç çok fazla arkadaşlar. Öyle arzu ederdim. Son soru demiştim ama bir tane daha geldi. Onu da Tabii. cevaplayıp bitirelim isterseniz. İş dolayısıyla ne kadar sık seyahat ediliyor? Bir de CV'ye TOEFL gibi sınavlara girip sunucu eklemek önemli olur mu? Ha, ben en önemli şeyden bahsetmedim arkadaşlar. İngilizce. Şimdi TOEFL deyince hemen İngilizce aklıma geldi. İngilizce olmazsa olmazınız. Yani onu, yani mezun olmadan mümkünse ya da mezun olur olmaz lütfen halledin arkadaşlar. Ki sizin, yani bu hani sosyal medya bilmem ne falan filan, hani daha çok imkanlarınız var. Eminim ki şu anda sizlerin zaten İngilizcesi bizim mezun olduğumuz dönemden çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Bu çok önemli. Yabancı firmalarda çalışıyorsunuz. Yani yazılı dilde de, konuşma dilinde de İngilizcenizin olması çok önemli. Ha, TOEFL nedir? Bunu gösterir ama sen zaten İngilizce mülakata alınırsın ve burada zaten senin İngilizceni alırlar. Ama TOEFL bir kayıttır. Güzel bir şeydir. Ama zaten merak etmeyin, başvurduğunuz ilaç firmaları bununla ilgili sınavlar yapıyorlar zaten. Bazısı mesela şeylerle anlaşıyor. İşte böyle büyük şeyler vardır ya, İngilizce kursları vardır. O kursla anlaşıyor. O kursa gidiyorsunuz hatta. Orada size özel sınav yapıyorlar. Listening, reading, bilmem ne, speaking falan gibi. Dolayısıyla İngilizce önemli. Bunu halledin bu şekilde. Sorunun başka yanı neydi? Aslında ben oradan bu tarafa geçtiğim için kaçırdım. İş dolayısıyla ne kadar sık seyahat Heh, ne kadar ettiğinden seyahat sormuş. ediyoruz? Şimdi bu pozisyonunuza da bağlı. Eğer proje uzmanı olarak çalışıyorsunuz, klinik araştırma uzmanı olarak çalışıyorsanız seyahatiniz bol oluyor. Ben de bunu yaptım. 2-3 sene kadar çalıştım. Haftada bazen 2 gün oluyordu. Bazen hani o çalışmanın böyle data toplama dönemleri oluyor. Yani zamanlamaları yetişmek zorunda oluyorsunuz. Çok seyahat etmeniz gerekiyor. Nerelerde, hangi hastanelerde varsa çalışmanız, oralara gidiyorsunuz. Bu dönem seyahati geçiyor. Proje yöneticisi olduğunuzda bu seyahatler biraz azalır gibi oluyor. Yani şeye daha az çıkıyorsunuz, hastaneye daha az ziyarete gidiyorsunuz. Sadece hani destek için ve kalite ziyaretlerine gidiyorsunuz. Ama hem uzmanken hem proje yöneticisiyken aynı zamanda yurt dışı seyahatleriniz oluyor. O yürüttüğünüz çalışmanın bir toplantısı oluyor, eğitimi oluyor. Bunlara gidiyorsunuz. Firmanızın size verdiği eğitimler oluyor. Global roldeyken de yine çalışmanın böyle şeyleri olursa, toplantıları olursa yurt dışında, bu toplantılara katılıyor oluyorsunuz. Yani seyahat etmeyi seviyor olmanız önemli. Keyifli, ama seyahat etmek çok keyifli. Yani ben klinik araştırma yapmasaydım bu kadar fazla ülke görmem, yani bence imkansızdı. Yani ben hani tutun Kore'den tutun da Hindistan'a, Avrupa'da birçok ülkeye, Amerika'ya gittim. Yani 3 kere oraya eğitime gittim. Yani buna inanılmaz fırsatlar, güzel fırsatlar. Hani klinik araştırmaların da böyle bir artısı var diğer birimlere kıyasladığımızda. Yani seyahat etmeyi seviyor olmanız önemli. Evet, çok teşekkür ederiz. Son sorumuzu da aldığımıza göre aslında etkinliğimizi yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Duygu'nun bilgilendirici sunumunuz ve samimi cevaplarınız, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza da bu saate kadar bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ederiz. Etkinliğimizin anı kalması için bir fotoğraf alalım isterseniz. Evet. Müsait olan arkadaşlar da kameralarını açıp bizlere katılabilirler.
Biraz onları bekleyelim. Evet, sanırım birazdan Hazırız alabiliriz. mı? İçten geriye doğru sayacağım. Benimle birlikte bir arkadaşım daha alabilirse çok güzel olur. 3, 2, 1. Tamamdır. Çok teşekkürler Tamam. Ben de Duygu. çok teşekkür ediyorum. Yani Öykü seninle iletişimde olduk ama diğer arkadaşlarla da tanışma fırsatım oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok hani gururlandım da ayrıca böyle bir şeyin içinde olmaktan. Umarım ki hani klinik araştırmalarla ilgili çalıştığım firmalarla ilgili sizde bir takım şeyler oluşturabilmişimdir. Her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Yani LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz bana. Instagram'dan da bulabilirsiniz beni. Dolayısıyla bir faydam olursa ileride de sizin için elimden geleni yapmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Gerçekten benim de inşallah hani sürçülisan olduysa affola diyeyim. Benim için de çok heyecanlıydı. Böyle bu kadar gençlerle böyle bir şeyde cuma akşamı bir de yani bulunmak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, vaktiniz için. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Çok faydalıydı bizim için gerçekten de. Chat'ten de teşekkürler gelmeye devam ediyor. Çok sağ olun katıldığınız için gerçekten. O zaman Firmosatik Ağustos yarın saat 14'te uzman eczacı Nülfer Kaya ile birlikte Roche Uluslararası Nitelik ve Yenilikçilik oturumuyla devam edecek diyelim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.